Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ramazan'da nasıl çalışıyordum ve size birkaç tane tavsiye videosu çekmek istedim. Umarım size yararlı bir video olur. Çok fazla uzatmadan başlamak istiyorum çünkü biliyorum zamanınız çok kıymetli. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum, o yüzden başlayalım. İlk olarak arkadaşlar en önemli maddelerden bir tanesi zaten Ramazan ayına girdiğimiz için çalışma düzenimiz alt üst oluyor gibi düşünebiliriz. Ama Ramazan'ı kendi lehimize çevirmek mümkün. Ben ilk başta nasıl çalıştığından bahsedeceğim, sonra da size nasıl çalışabileceğinizi söyleyeceğim. Ben arkadaşlar sahurdan sonra çalışıyordum. Çünkü ya şöyle bir şey, çok fazla aç hissetmiyorsunuz zaten, böyle bir öğlene kadar çok fazla aç hissetmiyordum. O yüzden öğlene kadar böyle verimli bir şekilde çalışabiliyordum. Öğleden sonra da belli aralıklar şeklinde iftara kadar çalışıyordum. İftara kadar dediğim böyle 5'e kadar, 4'e kadar falan. Çünkü ondan sonra artık ben de bitiyorum, pilim tükeniyor. İftardan sonra çok fazla mayıştığım için, çok fazla yemek yediğim için hemen de insan böyle psikolojik olarak derse gitmek istiyor. Yani tokum, gideyim ders yapayım değil mi? Ama öyle olmuyordu bende. O yüzden ben böyle 1-2 saat sonra sadece sonra deneme analizlerimi bırakıyordum. Veya sözel dersler, biyoloji gibi daha benim kafamı yormayacak, daha böyle vaktimi almayacak daha doğrusu. Çünkü hani değerlendirdim aslında ben iftara kadar olan verimli ders vaktimi. En zorlandığım dersleri en aç olmadığım zamanı, sahur zamanına koyuyorum. Çünkü insan gerçekten hem sabah algıları çok açık oluyor, hem de gerçekten aç olmadığım için daha verimli oluyor. Öğleden sonra bu verim düşüyor. İftardan sonra da düşüyor. Çünkü çok yiyoruz. Yani çok yemesek bile o mayışma oluyor. Herkes de illaki oluyordur. Ben de oluyordu yani. O yüzden ben o şekilde tercih ediyordum. Yani oruçluyken çalışıyordum daha doğrusu. Ama siz daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Mesela benim kız kardeşim kendi videolarına da belki biliyorsunuzdur. Daha gerçi yayınlamadı ama görürsünüz. Orada mesela kız kardeşim benim gündüzleri uyuyup geceleri çalışan biri. Yani o mesela 2'ye kadar uyuyor. Ondan sonra birazcık iftara kadar ders yapıyor. İftardan sonra da artık başlıyor, sabaha kadar yapıyor. Yani o gündüz uyuyan biri. Ben tam tersiyim. Çünkü her insanın dediğim gibi bünyesi, çalışma şekli, algılama biçimi farklıdır. Bunu siz kendiniz belirleyeceksiniz. Ben bunu yapın diyemem ama ben bu şekilde yapmıştım. Bir de arkadaşlar geçen sene Ramazan MSV'ye denk gelmişti sanırım. Aynen. MSV hakkında da bir şeyler bahsetmek istiyorum. Çünkü artık biliyorsunuz ki 28'inde sanırım açıklanıyor MSV. MSV sonucunuzda moralinizi bozmayın arkadaşlar. 100 binde gelse, 200 binde gelse bozmayın. Ama nasıl bozmayın? Çalışmayı bırakmayarak bozmayın. Şöyle moralinizi bozmayın demek biraz kolaya kaçıyor. Çünkü ben gerçekten çok, yani sonucuma inanılmaz moralim bozulmuştu. Biliyordum geleceğini ama yine de görmek insanı gerçekten moralini bozan bir şey. Moralim bozulmuştu ama ben ders çalışmayı bırakmamıştım arkadaşlar. Ders çalışmayı bırakırsanız kaybedersiniz. Çünkü şöyle düşünün, MSV bir deneme. Ya tamam, Türkiye genelinde bir deneme girenler var ve çok çalışanlar var. Çünkü MSV ile girecek olanlar da var. Askeri okulları. Öyle düşünün arkadaşlar. Ama MSV sadece gelip geçici bir deneme. Şimdi sizin önünüzde odaklanmanız gereken şey YKS. O yüzden 3 ayı çok verimli geçirmemiz lazım. Ramazan da bu ayla denk geldi. Umarım bereketiyle gelir yani her anlamda, net anlamında, maddi manevi anlamda da. Ya bu Mart, Nisan, Mayıs ayı, Haziran zaten 8'inde 9'unda sınavınız var. 3 ay çok önemli. Bu yüzden ne yapıyoruz? Biraz bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak arkadaşlar deneme çözme sıklığımızı arttırıyoruz. Kesinlikle haftada bir TYT ve AYT denemesi istiyorum yani. Bunu söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir TYT ve AYT denemesi yapın. AYT'de konularınız bitmemiş olabilir. Konularınız bitmediyse deneme sıklığınızı ayda 2'ye düşürebilirsiniz. Her hafta değil de 2 haftada bir şekilde yapabilirsiniz. Ama konularınızı bitirmeye bakın bence. Hani Nisan'ın ortası, sonuna doğru artık bütün konularınız bitmiş olsun ki Mayıs'ta full deneme odaklı ilerleyebilirsiniz. Tabii ki de anlamadığınız veya unuttuğunuz konuları tekrar dönüp soru bankasından çözmekte hiçbir şey yok. Öyle hani hiçbir sakınca yok, kural yok yani. Konularınızı bitirip soru bankaları atıyoruz diye bir şey yok. Hatta bence AYT matematik için soru bankası deneme çözmekten bir tık daha iyi olabiliyor. Çünkü AYT matematik bildiğiniz üzere bilgi odaklı bir şey ve ne kadar fazla şey öğrenirseniz, ne kadar taktik öğrenirseniz sorularda, denemelerde de o kadar başarılı olursunuz. Bir diğer öğüdüm size arkadaşlar, bu birazcık size garip gelebilir ama okula giden arkadaşlar için, 12. sınıf arkadaşlarım için, okulları boş bırakmayın arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar Ramazan'da insanlar okula gitmek istemiyor, devamsızlıklarını bu dönemde kullanabiliyor. Ama siz öğretmenlerinizi boş bulabilirsiniz bu dönemde. Gidin Ramazan'da okula ve boş bulunuz öğretmenlerinize bütün sorularınızı sorun arkadaşlar. Çünkü okul Ramazan'da boş olur arkadaşlar. Gidin öğretmeninizin karşısında diye için böyle böyle sorularıma bakabilir miyiz, zaten bakarlar. Yani kimse yok, rahat kafayla çok güzel bir şekilde sorularınıza baktırabilirsiniz. Daha en azından faydalı olur. Okulu uzakta olan öğrencilerle bence gitsin. Gidin okulda çalışın. Veya arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyordum. Benim kütüphane, yani
Benim okulum yaşadığım yere bayağı uzak, bir saatlik mesafede. O yüzden yani ben küçük şehir olduğum için bir saat bana şey geliyor, şimdi İstanbul'da hiç gelmiyor ama şimdi uzakta bir yerdeydi. Ben orada kütüphaneye gidiyordum. Kütüphaneye gidip iftara kadar çalışıyordum. Sabah gidiyorduk. Hatta sabah değil, böyle öğlene doğru 11 gibi çıkıyordum işte. İftara kadar çalışıyordum ve 2 sene önceydi. İftarlar biraz daha geç oluyordu. Sonra tekrardan evime gidip iftar yapıp öğle çalışıyordum bazen. Bunu da yapıyordum. Çünkü kütüphane çalışmak, herkesin orada çalıştığını görmek size şey veriyor. Hani motivasyon sağlıyor açıkçası. Ama tabii ki bu tamamen bünyenize bağlı. Ama bence listenize bunu ekleyin. Mutlaka okula giden arkadaşlarım, dershaneye giden arkadaşlarım, boş bulduğunuz öğretmenlerinize bunu sorun. Çünkü Ramazan'da emin olun normalden daha az insan gelecektir. Artık yavaş yavaş bu aylarda arkadaşlar en kaliteli, yani en kaliteli dediğim marka vereceğim mecbur. 3D, orijinal, bilgi sarmal, 3, 4, 5 gibi yayınların branş denemelerini alıp yavaştan çözmeye başlayın arkadaşlar. Bunlar fixtir ama 3D'nin inanılmaz. Bakın arkadaşlar, ben size şöyle söyleyeyim. Ben son hafta deneme çözerken 3D'nin branş denemelerini çözüyordum. Bu son haftaya bırakmayabilirsiniz siz. Ama son haftada insan, ben şey mantığım yani sonuna kadar çalışabildiğim sürekli olan cuma günü bile çalıştım arkadaşlar. Çalışmayı bırakmayın yani. Olabildiğince bilgi öğrenin. Zaten o yıllık birikim ne yapacaksınız? Hani bir anda her şey unuttum gibi gelir ya, ama öyle olmuyor arkadaşlar. Emin olun buna. Dediğim gibi bu kaliteli yayınları son zamanlarda böyle sıklıkla çözmeye başlayın. Yani son zamanlara doğru bu 3 ay içinde bunları yayın. Kendi kolaylık sıralamanıza göre en zoru bence en sona bırakın derim. Ben 3D'yi çözdüğümü hatırlıyorum. Hatta videolarım var kız kardeşimle. Oradan hani hatırlıyorum. Türkçe deneme sürdüm. Genel olarak branş denemesi çözmüşüm arkadaşlar son hafta. Neden bilmiyorum. Niye öyle bir şey yaptım? Yani tamamen şey denemesi de çözülebilir. Çözmüşüm dedim belki normal denemede, ama branş denemesi çözdüğümü hatırlıyorum. Çünkü daha böyle bir şeyler alayım. Daha bilgi alayım. Hani şey bırakmışım artık. Süreyi, işini halletmişim. Net işini halletmişim. Sadece bilgi öğreneyim, soru göreyim. O mantıktaydım. O yüzden siz de bu şekilde tercih edebilirsiniz. Yani bu noktada konularınızın artık bitmiş olması çok önemli. Deneme sayınızı arttırmanız çok çok önemli. Artık mesela bu aylarda TYT matematik için özellikle çok güzel artışlar göreceksiniz eğer düzenli çalıştıysanız. Çünkü arkadaşlar artık yavaş yavaş sonlara geldik. Beynimiz de bu psikolojiye hazırlıyor kendimizi. Çalışan insanlar emeklerinin karşılığını alırlar arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çok fazla sosyal medyaya ve dışarıya vakit ayırmanızı önermiyorum. Çünkü havalar çok güzelleşiyor biliyorum. Ama 3 ay daha dişinizi sıkacaksınız ve yazın artık tamamen özgürsünüz arkadaşlar. Yeni arkadaşlıklar, yeni üniversite hayatı, yeni bir hayat başlayacak önünüze. O yüzden bu psikolojiyle, bu motivasyonla asılırsanız derslerinize, emin olun siz mutlu olursunuz. Biraz motivasyon. Tabii ki de bu sınav her şey demek değil arkadaşlar. İnanın her zaman hayırlısını istemek çok çok önemli bir şey. Her şerde bir hayır var. Bunu her zaman inanıyorum ve her zaman da söylüyorum. Kız kardeşim mesela mezuna kaldı. Biliyorsunuzdur kanalını takip eden arkadaşlarım. Ve hani ben onu inanılmaz dinç, inanılmaz dinamik görüyorum. Sene başlarında öyle değildi maalesef. Çünkü zor bir psikoloji arkadaşlar. Ama her şey demek değil. Sonuçta hayalleri olan insanlar, bir şey için hedefleri olan insanlar gerçekten çabalıyor. Her anlamda. Üniversite hayatında. Bu hangi bölüm kazandığı fark etmez arkadaşlar. Her anlamda insanlar çabalıyor. Siz de bu çabanın, bu emeğin peşini bırakmayın. Çünkü bu zamana kadar çok çalıştınız. Ben bunu benim takipçilerimden hissediyorum. Çok çalıştınız. Umarım istediğiniz bölümü kazanırsınız diyorum size. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Biraz motivasyon konuşmalı. Biraz da size öğüt vermeli bir video oldu. Ramazan'da dediğim gibi çalışmalarınızı lütfen aksatmayın. Lütfen deneme çözmeyi ve konularınızı bitirmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Mesleği için de dediğim gibi moralinizi bozmaya hiç gerek yok. Bu normal denemeden farksız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım severek izlemişsiniz ve umarım yararlı olmuştur. Sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Şu an biraz yoğun bir dönemindeyim. Ben de ders çalışmam lazım. Çünkü sınavlarıma yaklaşık bir ay falan kaldı. Çok, hatta bir aydan daha az kalmış olabilir. Gerçekten bir aydan daha az kalmış olabilir. Bir de Ramazan'dayız. Ben de çok zorlanıyorum. Ben de şu an çalışmaya gideceğim. İftardan sonra da sahurdan kadar çalışmaya falan çalışacağım. Artık biraz benim de değişti üniversiteye geçince. Dediğim gibi çok fazla uzatmak istemiyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.